Bir önceki videoda benzenin aromatik kararlılık sergilediğini gözlemledik. Kimyagerler ilk kez siklooktatetreni yaptıklarında ki molekülümüz işte burada benzen gibi tepkimeye gireceğini varsaydılar. Çünkü birbiri ardından gelen tek ve çift bağları ve bir halkası var. Bu yüzden bunun benzen gibi davranacağını varsaydılar. Ama aslında siklooktatetren benzen gibi davranmaz. Yani benzen burada sikloheksenin yaptığı gibi tepki vermiyor. Buradaki sikloheksen bromun çift bağın uçlarına bağlandığı bir enantiyomer karışımı verir. Benzense bunu yapmaz ancak siklooktatetren bunu yapar. Yani o da bromun çift bağın uçlarına bağlandığı bir enantiyomer karışımı verir. Tabi anlaşıldığı gibi siklooktatetren konjuge bile değil. Yani bu nokta yapısında bir tekli bir çiftli bağları var gibi görünüyor ancak izole dört farklı çift bağ varmış gibi davranıyor. Ve tabi ki aromatik değil. Öyleyse bu tepkimenin nedenlerini analiz etmeye çalışalım. Bir bileşiğin aromatik olup olmadığını belirlemek için kriterleri hızlıca gözden geçirelim. Eğer bir bileşik veya iyon sürekli örtüşen p orbiterlerinin olduğu bir halka içeriyorsa ve ayrıca halkada n harfinin bir tam sayı olduğu düşünülürse 4n artı 2 sayıda pi elektronu bulunuyorsa yani hüker kuralı söz konusuysa aromatiktir. Evet işte siklo-okta-tetren molekülümüz. Şimdi pi elektronlarını sayacak olursak bu molekülde toplam 8 pi elektronunun olduğunu görebiliyoruz. Tabi buradaki her bir karbon sp2 hibritleşmiş. Yani her karbonun serbest bir p orbitali bulunuyor. Şimdi siklooktatetraenin halkasında 8 elektron mevcut. Bu da bu molekülde biraz açı gerginliği olduğu anlamına geliyor. Molekülün olası konformasyonlarından biri küvet ya da orijinal adıyla tab konformasyonudur. Böylece bu iki karbonun bu konformasyonu alması için her iki tarafta da yükselebildiğini görebiliyoruz. Şimdi bu özel tab konformasyonunda her bir karbon sp2 hibritleşmişse bu konformasyondaki her bir karbon üzerine bir p orbitali çizebiliriz. Bunu tamamladığımda işte böyle bir görüntü karşımıza çıkacaktır. Şimdi sorun şu ki buradaki p orbitallerinin örtüşmesi biraz zor. Tabi buradaki orbitallerin örtüşmesi kolay olabilir ama bu küvet gibi şekilden dolayı bu orbitallerin örtüşmesi zor olacaktır. İşte molekülün konjuge değilmiş gibi davranmasının nedeni budur. Bunun nedeni p orbitallerinin küvet şekli olan tap konformasyonunda örtüşememeleri. Böylece bu durum bileşiğin aromatik olması için gereken ilk kriteri ihlal ediyor. Bu yüzden siklooktatetraenin aromatik olmadığını söyleyebiliriz. Aromatik değil çünkü ilk kritere uymuyor. Yani sürekli örtüşen p orbitalleri yok. p orbitalleri küvet şeklindeki tap konformasyonunda gerçekten çok iyi örtüşemez. Peki siklooktatetraene düzlemsel bir konformasyon uygulanırsa? Aşağıdaki konformasyonu düşünelim. Aynı şekilde yine her bir karbon sp2 hibritleşmiş. Bu yüzden her karbonun birer p orbitali olacak. Üstteki gibi. Toplamda 8 karbon olduğundan 8 de p orbitalimiz var. Yani 8 atomik orbital. Şunu da altına yazalım. Moleküler orbital teorisine göre bu 8 atomik orbital bize 8 moleküler orbital verecektir. Böylece atomik orbitaller ortadan kalkarak 8 moleküler orbital gelecek. Bu 8 moleküler orbitali çizersem videonun süresini aşacak. Bu yüzden çizmeyeceğim ama size Frost çemberini kullanarak enerji açısından nerede olduklarını göstermek istiyorum. Bunu bir önceki videoda görmüştük. Frost dairesinde nasıl çizim yapılır Önce çokgenimizi çizmemize yardım etmesi için şöyle çemberin ortasına kesikli bir çizgi çizelim. Peki, ne tür bir çokgen çizmeliyiz? 8 karbonlu bir halkamız var. O zaman 8 kenarlı bir çokgen çizeceğiz. Tam şuradan en alttan başlayacağız. En sonunda bir sekizgen ortaya çıkacak. Evet, şöyle alt kısmı çizelim hatırlayacaksınız. Frost çemberinin içine çokgeninizi çizerken önemli olan çokgenin çemberle nerede kesiştiğidir. Ve çokgenin çemberle kesiştiği her nokta bir moleküler orbitali temsil eder. Böylece toplam 8 moleküler orbitalin olacağını görebiliyoruz. Çünkü çokgenle çember arasında 8 kesişme noktası var. Tabi Frost çemberinin güzel yanı 8 moleküler orbitalin göreceli enerjilerini gösteriyor oluşudur. Şimdi 3 bağ moleküler orbitalimiz var. Onlar da çizginin aşağısında olanlar. Tabi bu 3 kesişme noktası bize göreceli enerjilerini de göstermiş oluyor. Evet, 3 bağ moleküler orbitallerimiz bunlar. Çizginin yukarısına bakacak olursak burada da yine 3 tane moleküler orbitalimiz var. Tabi bunlar daha yüksek enerjili antibağ moleküler orbitalleri. Ortadaki çizginin tam üzerindeki bu iki kesişme noktası ise bağ yapmayan moleküler orbitalleri ifade ediyor. Şimdi bu moleküler orbitallerimizi doldurmanın elektron konfigürasyonlarına benzediğini söylemiştik. Düzlemsel bir siklo-okta molekülü için düşünmem gereken toplam 8 pi elektronumuz var. Öyleyse şuradan başlayarak pi elektronlarımızı yerleştirelim. Şu şekilde 6 tanesini yerleştirdik ama 2 tane daha var. Bu durum elektron konfigürasyonlarına benzerliğinden dolayı Hund kuralına uyup elektronlarımı orbitale çift olarak koymayacağım. İşte 8 pi elektronumuz. Çift olmayan 2 elektronumuz var. Ve eğer bu düzlemsel bir konformasyonun uygulandığı bir molekülse, molekül oldukça kararsız olabilir. Hükel kuralı açısından düşündüğümüzde bunun kurala uymadığını görüyoruz. Hükel kuralı ne diyordu? 4n artı 2 ki buradaki n bir tam sayıdır. 2 rakamı aşağıdaki orbitalden gelmekte. 4 çarpı 1'i de şuraya yazalım. Ancak elimizde buradaki 2 elektronun tam sayısını kasteden bir dörten yok. İşte tam bu noktada işler bozuluyor. Böylece Hükel kuralına uymayan toplam 8 pi elektronumuz var. Elektron sayısı doğru olmadığından bu moleküle kesinlikle düzlemsel bir konformasyon uygulanamaz. Böylece siklo okta tetrainin konformasyonu küvet ya da orijinal adıyla tap konformasyonudur. Yani düzlemsel değildir. İlk kriterin ihlalinden dolayı da aromatik olmadığını söyleyebiliriz. Ancak siklo-okta-tetraeni tepkimeye sokmak mümkün. Yani yükseltgenebilir. Bunu yaptığımızda neler olacağına bir bakalım. Şimdi buradaki siklooktateni alıp yükseltgeyelim. Yani bazı elektronlarını kaybedecek. Geriye kalanları şöyle çizelim. Soldaki pi elektronlarını da kaybedeceğiz. Tabii burada eskiden çift bağ olan iki karbonun bağı gidince karbonlar artı yük kazanmış oldu. Evet. Öyleyse bunun rezonans yapısını çizecek olursak bu elektronları buraya geçirebiliriz. Şöyle yapımızı yan tarafta gösterelim. Şimdi bu karbon artı yükünü korudu. Tabii diğer artı yükse bu karbona geçmiş oldu. Bu noktada molekülün rezonans yapısını çizmeye devam edebilirsiniz. Ancak ben bunu yapmayacağım. Şimdi size artı yüklerin buradaki iyonun tamamına yayıldığını göstermek istiyorum. Elektronların hareketliliğinin tüm iyona yayıldığını şöyle çizerek gösterebilirim sanırım. Bu durumda tüm molekülün yükü 2 artı olmuş oluyor. Böylece siklo-okta-tetraenden elde ettiğimiz bu dikatyonu analiz ettiğimizde tüm karbonların sp2 hibritleştiğini görüyoruz karbokatyonumuzda dahil tüm karbonlar, çift bağ olan yapılar sp2 hibritleşmiş durumda. Yani toplamda 8 tane sp2 hibritleşmiş karbonumuz var ve bu sp2 hibritleşmiş karbonların her birinde bir p orbitali bulunuyor. Ayrıca 6 tane de pi elektronumuz mevcut. Şöyle sayacak olursak 2, 4 ve 6 pi elektronu. Tabii 6p elektronu varsa bu hükel kuralıyla uyan bir durum. Böylece bu iyonun düzlemsel olduğunu söyleyebiliriz. Aslında şuna benziyor. Yani bu p orbiterlerinin örtüşmesi olasılığı var. Bu iyon aslında ilk kriteri karşılıyor. Sürekli örtüşen p orbiterlerinin olduğu bir halka içeriyor. O zaman ikinci kriteri analiz edelim. Burada 6p elektronumuz var. Yani bunlar bağ moleküler orbitallerini doldurabilir. Şöyle yukarıdaki gibi iki elektronu yok. Sadece altı elektron var. Bu yüzden Hükel kuralına uyuyor. Evet, sonuç olarak bu dikatyonun toplamda altı elektronu bulunuyor. Böylece bu iyonun aromatik olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yazalım. Bu aromatik bir iyon. Aromatik olması için gereken her iki kriteri de karşılıyor. Yani ekstra kararlı. Ve düzlemsel olmasının nedeni de bu. Çünkü siklo-okta-tetraen gibi 8 karbonu bulunuyor. Bu karbon sayısından dolayı aşılması gereken bir gerginlikle karşı karşıya. Bu gerginliği aşmak için de küvet yani tap konformasyonuna geçmesi lazım. Ancak bunun düzlemsel bir dikatyon olması bu iyonda onu düzlemsel olmaya zorlayan bir çeşit ekstra kararlılığın olduğu anlamına geliyor. Ve bu ekstra kararlılık aromatik olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle bu iyonun düzlemsel olduğu kanıtlanmış oluyor. Aslında bu video siklo-okta-tetraine genel bir bakış olmuş oldu ve neden aromatik olmadığı sorusuna yönelikti. Ama tabi bunu bir katyona çevirirseniz aromatik olabilir ki bu da aromatik kararlılık kavramının bir başka kanıtıdır.